Merhabalar arkadaşlar. Bugün Yanlış Kadın Size Hayatı Öğretir isimli konuyu işleyeceğiz. Gerçekten de böyledir. Yanlış bir kadınla tanışırsınız, size hayatı zindan eder. Çok kötü tecrübeleriniz olur, ondan sonra yavaş yavaş öğrenirsiniz. Tabii burada tekrardan ilişki yaşamayı öğrenirsiniz demiyorum. Farkındaysanız hayatı da öğrenirsiniz diyorum. Çünkü o yanlış kadın sizde öyle bir yıkım yaratır ki hayatın önemini tekrardan kavrarsınız. Baktığımızda gerçekten intihar vakalarının çoğu arkadaşlar sevgililer yüzünden gerçekleşiyormuş. Aynı şekilde majör depresyon hastalarının çoğunluğu yine sevgililer tarafından ya da sevgililer neden oluyor diyelim. Ya bunun da nedeni çok açık tabii. Çünkü o insana çok güveniyorsunuz. Çok diyorsunuz ki asla işte bana zarar vermez. Asla beni bırakmaz, o hep yanımda olur diyorsunuz. Ama ondan sonra ne oluyor? O kadın sizi bir anda bırakıyor, terk ediyor ya da adam diyelim ama tabii burada çoğunlukla kadınlar terk ediyor. Ve ondan sonra da o erkek büyük bir yıkıntı içine giriyor, yıkım içine giriyor ve hayatı öğreniyor. Diyor ki, benim sevgilim bana bunu yaptıysa, en sevdiğim insan bana bunu yaptıysa, diğer insanlar neler yapmaz diyor. Ve burada bir aydınlanma yaşıyor. Kırmızı hapa gelen erkeklerin çoğunda da aynı şeyi görüyorum ben. Ki böyle konuştum çok fazla erkek oluyor. Birlikte sorunlarını çözmeye çalışıyoruz bu arkadaşların. Ve hep aynı şeyi duyuyorum. Ve bu erkeklerin çoğu arkadaşlar değerli erkekler. Yani baktığımızda değerli erkekler bu aylık acısını yaşıyor. Değerli erkekler aslında kendilerini gerçekten çok seven kadınlara ulaşıyorlar. Ya da değerli erkek potansiyeli taşıyan diyelim. Yani illa yüksek değer erkek olmasına gerek yok. Evet, yüksek değer erkekler arkadaşlar bir yerde kaybediyor ve şansları varsa tekrardan kendilerini bulmaya başarıyorlar ve bir üst seviyeye çıkıyorlar. Bir bölümde çıkamıyor tabii. Her erkek öğrenecek diye bir kural yok. Bazıları da o kadından sonra tamamen kendini yok ediyor. Tabii biz burada kendini kurtarabilmiş, kendine değer katabilmiş erkeklerden bahsedeceğiz bugün. Kader filmini izleyeniz vardır. Ben herhalde 50 milyon defa önermişimdir bu filmi arkadaşlar. Zeki Demirkubuz'un. Soru şu. Oradaki Bekir karakteri mi olacaksınız? Yoksa her şeyi geride bırakan güçlü, maskülen bir karakter mi? Bir erkek mi olacaksınız? Bekir olmak istiyorsanız şimdiden hayatınızda başarılar dilerim. Sizin gibileri ekşi sözlük, ekşi itiraf kısmından ve düşün ki o bunu okuyor kısmından bulabilirsiniz. Orada birbirinize ağlarsınız. Adam 5 sene geçmiş sevgilisini unutamamış hala. O geri dönse ben onun için her şeyi yaparım diyen. Ondan sonra hala yediği kazığı anlayamayan, hala kadını haklı gören birçok erkeğin orada yorumlarını okuyabilirsiniz, itiraflarını okuyabilirsiniz. Bunların hepsi arkadaşlar aslında Bekir. Lütfen Bekir olmayın. Ne diyorduk? Burada arkadaşlar çoğu erkek dediğim gibi bir kadın tarafından seçildiğinde aslında belli yeterliğe sahiptir anlamı çıkıyor. Yani eğer bir sevginiz varsa sizi çok seviyorsa fakat bir yerde işler kötü gittiyse ve ayrıldıysanız öncelikli olarak tek değilsiniz bu konuda rahat olun. Birçok erkek bu hatayı yapıyor ya da bu durumda bulunabiliyor ve ondan sonra öğreniyor. Ondan sonra neyin ne olduğunu aslında kadın erkek ilişki dinamiğinin kendi düşündüğü gibi olmadığını anlayabiliyor. Ve evet yüksek değer olmaya uzanan basamaklar buradan sonra başlıyor. Zaten biz hep ne diyoruz? Her şey ayrılık acısıyla başlar değil mi? Önce o ayrılık acısını, o travmayı yaşayacaksın. Sonra öğreneceksin. Sonra eğer gerçekten şanslıysan, öfkeden de kurtulabildiysen, değerli bir erkek olma yolunda adımları yavaş yavaş çıkacaksın. Tabii burada birçok erkek şunu düşünebiliyor. Ben özelim. Ondan sonra benim başıma gelmez. Ben böyle çok erkekle konuşuyorum. Yani herkes arkadaşlar kendisinin özel olduğuna inanıyor. Herkes şöyle düşünüyor. Evet başkalarının başına gelmiş olabilir ama ben farklıyım. Değilsiniz arkadaşlar. Kadınlar da farklı değil, siz de farklıysınız. Öncelikli olarak bunun farkına vararak işlere başlamanızı tavsiye ederim. Ki yani bunun en güzel örneği de IQ testleridir. Bu konuda yapılmış birçok sosyolojik çalışma var. İnsanlarla test yapıyorlar. İşte diyorlar ki topluma göre kendinizi zeki bulur musunuz? Çoğunluk kendini zeki buluyor. Çoğunluk.
Ama gerçekten toplumun ortalamasından zeki olan kısım sadece %20. Anlatabiliyor muyum? Sizin çoğunuz ortalamasınız ve zaten mesele bunun farkına varmak. Ve çoğu kişi maalesef bunun farkına varamıyor. Ben bunu birazcık şeye de bağlıyorum aslında. Doğuştan her insanda bir narsisizm olur. Bu narsisizm bir şekilde her zaman içgörüye dönüşmez ve farklı spektrumlarda bulunabilir. Bu erkeklerin birçoğu aslında net olarak bu içgörüyü kazanmamış erkekler. Yani narsisizmin fazlası bulunuyor bu erkeklerde. Fazlasıyla yani buna sahipler ve fark edemiyorlar. Ondan sonra bir de kırmızı hapla tanıştıklarında işler daha da kötüye gidiyor. Hani iyiye gitmesini beklersiniz aslında değil mi? Ama daha kötüye gidiyor. Adamla tam tersi ben çok değerliyim, ben alfayım modu oluşuyor. Ve bu mod oluştuğu zaman içgörü tamamen yok oluyor arkadaşlar. Narsistik yapılanmada içgörü yoktur. İnsanlar yaptıkları hataları göremezler. Ya bütün hatayı karşı tarafa yüklerler ya da arkadaşlar kendilerine tamamen yüklerler. Yani ben hatalıyım, hep benim yüzümden oldu bunların hepsi falan gibi düşünürler. Yani içgörü çok önemli. Bu gibi durumlarda objektif ve rasyonel olmanız gerekiyor. Yani ben ilişkide ne yaptım? Nasıl şeyler başıma geldi? Ondan sonra bu ilişki neden bitti? Evet, hatanın çoğunluğu kadında olabilir. Belki borderline bir kadınla birlikteydiniz ve sizin içinizden geçti. Bu da olabilir. Ama ne olursa olsun sormanız gereken soru şu. Ben niye borderline kadınlaydım? Niye o kadını seçtim ben? Demek ki bu durumda bende de bir sıkıntı olabilir. Bunu düşünmeniz gerekiyor. Ya da o borderline kadını niye terk edemedim? İşte benim hatam bu. Demek ki ben toksik kadınlara karşı bir çekim duyuyorum. Arkadaşlar maalesef yani hem borderline hem narsistik yapılanma insanların içgörüsünü yok ettiği için bu gibi insanlardan ben her zaman uzak durmanızı öneriyorum. Erkek de olsa kadın da olsa. Erkeklerde daha çok narsistik kişilik bozukluğu. Kadınlarda biliyorsunuz sınır durum yani borderline bulunuyor. Ve bu ikisinin de içgörüsü olmadığı için maalesef bu insanları kurtarmak çok mümkün değil. Hatta bununla ilgili geçmişte de örnek vermiştim. Mesela psikologlar çok kısa sürede bu tarz insanların manipülasyonu altında eziliyorlar. Ve yavaş yavaş aktarım yapmaya başlıyorlar. Yani kendi duygularını karşı tarafa aktarmaya başlıyorlar. Ve ondan sonra da bu hastayı diyelim başka birine veriyorlar. Çünkü artık duygusal olarak mücadele başlıyor kişi içinde. Ve bu narsistik yapılanmaya sahip erkeklerin de çevresindeki birçok kişide görülür. Aynı şekilde kadınların da, borderline kadınların da çevresinde bu tarz bir sürü kişi bundan etkilenir. Ve bu insanların bu yüzden çok fazla arkadaşı olmaz. Dikkat edin, narsistik yapılanmaya sahip, yani tabi burada narsistik yapılanma derken onu da açalım. Herkes narsistik yapılanmaya bir miktar sahip ama bozukluk seviyesinde o spektruma sahip değil. Neyse ne diyorduk? Bu spektrumun içerisindeyseniz, yani gerçekten bir kişilik bozukluğunuz varsa bu durumda arkadaşlar maalesef çok fazla arkadaşınız olmuyor. Kişileri çünkü bir süreden sonra yıpratıyorsunuz ve kaçırıyorsunuz. O insanları da bir yerde kendi düşmanınız gibi görüyorsunuz çünkü. Veya o insanlar sizin bir şekilde egonuzu diyelim besleyebildiği sürece, yani özgüveninizi ya da besleyebildiği sürece yanınızda oluyor. Size ihtiyaçları kalmadığında da virüs gibi boş veriyorlar sizi. Yani kadın için de geçerli, bu erkek için de geçerli. Erkeğin arkadaşları veya kadın arkadaşları için de geçerli. Neyse, ne diyorduk? Biz devam edelim. Konuyu çok bölmeyelim. Özet olarak arkadaşlar, eğer içinizdeki bir şekilde içgörüyle mücadele etmeyip o içgörüyü açığa çıkartabilirseniz o zaman işte yüksek değer olma konusunda ilerliyorsunuz. Ve dediğim gibi bunu öğreten size her zaman bir kadın oluyor. Yani çok güvendiğiniz bir kadın oluyor. Niye bir kadın oluyor? Çünkü arkadaşlar sizin canınızı en çok yakacak kişi her zaman en sevdiğiniz kişidir. Ve bu da tabii ki sevginiz olacaktır yani. Çok net. Çok net bir durum. Demin de dediğim gibi yüksek değer aday, yani yüksek değer olmaya aday erkekler genellikle bunu yaşıyor. Yani çünkü o kadın bu adamda bir potansiyel görüyor. Diyor ki bu ileride değerli olacak ya da değerli de olabilir tabii o adam. Bu adama yatırım yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ondan sonra ya adamın hatasından ya da kadının saçma bir insan olmasından ötürü o ilişki bir yerde bozuluyor. Ben şimdiye kadar hiç öyle bir şey duymadım mesela. Yani adam böyle çok ortalama ya da ortalamanın altı. Fakat bir kadın geliyor ve ona aşık oluyor. Diyor ki ben seni çok seviyorum, aşığım falan, sonra terk ediyor. Hiç böyle bir şey duymadım arkadaşlar. Ya bu konuda o yüzden
mutlu olabilirsiniz. Çünkü bir şekilde bir kadın size gerçekten aşık olduysa, sorunlu ya da sorunsuz, sizde bir potansiyel var demektir. Olmaması ya da bir kadının size aşık olmaması potansiyelinizin olmadığını göstermez. Bakın, buna dikkat edin. Hala potansiyeliniz olabilir. Belki ortaya çıkmamıştır, açığa çıkmamıştır. Ama eğer bu olayın içerisindeyseniz, ki ben şu an o arkadaşlara aslında seslenmek istiyorum, bir değeriniz var arkadaşlar. Ama sizin probleminiz şu: o yaşadığınız ilişkiyi yaşadığınız en iyi ilişki zannediyorsunuz. Geleceği bilmiyorsunuz çünkü. Gelecekte hangi kadınlarla tanışacağınızı bilmiyorsunuz. Siz de bu konuda körsünüz. Kendi potansiyelinizi keşfedemiyorsunuz. Ve bu erkekler bu yüzden bu kadınları her zaman rahat unutabiliyor. Dediğim gibi unutabilenler var ama rahatlıkla unutamıyorlar. Ya da geride bırakamıyorlar ve şey diyorlar: bu benim hayatımdaki en iyi kadın. Müthiş bir kadın. Bana her şeyi yaptı. Feminen, bilmem ne, güzel. Bana hiç beni terk etmeyeceğini söyledi diyor mesela. Evet, o an için öyleydi gerçekten. O an için, şimdiki zamanda seni terk etmeyecekti o kadın. Ama kadınların doğası şimdiki zamana bağlıdır, ana bağlıdır. Gelecekte bu sözünü tutmak zorunda değil kadın. Tutmayabilir. Hipergami bu yüzden var. Biri Fatu Kanunu bu yüzden var. Biri Fatu Kanunu ne diyor? Eğer o kadının sizden sağlayacağı bir yarar yoksa, o kadın sizinle olmaz diyor. İşte bu yüzden o kadın sizinle olmayacaktır gelecekte. Eğer siz üstünüze düşen, yani kadın normal bir kadın diyelim, fakat siz üstünüze düşeni yapamıyorsanız, o kadın gelecekte sizinle olmayabilir. Sorunlu bir kadınsa zaten, yani bir sürü sebep var bunun için. Yani siz isterseniz God mod olun, yüksek değer bir erkek olun, alfa erkek olun, kadın sizi yine terk edecektir. Ama esas sorun şu: sen gerçekten alfaysan, o kadının gitmesine niye üzülüyorsun? Senin zaten alternatiflerin olmalı. Senin zaten tabakların olmalı. Hani tamam, o an yattığın tabakların olmayabilir belki. Ama ne olmalı? Aradığın zaman ya da ulaşabileceğin, kısa sürede ulaşabileceğin kadınlar olmalı. Ve o kadının hatalı bir kadın olduğunu potansiyel olarak baştan görebilmelisin. Ama dediğim gibi, bu da ancak içgörüyle mümkün arkadaşlar. Hatalarınıza karşı içgörü geliştirmeniz lazım. Kendi içinizde bir döngünüzün olması lazım. Bu hataları yaptım. Evet, ben bunu ya, ben bu kadın hatalı olduğunu, bu kadını zamanla terk edemedim. Bu kadın bana bunu yaptı ama ben zamanlı tepki gösteremedim. Ya da bakın, böyle 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 kırmızı alarmları vardı. Böyle 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 kırmızı işte bayrakları vardı. Ben bunları göremedim ve ilişkiye devam ettim. Bu yüzden çevremdeki insanları kaybettim. Arkadaşlarımı kaybettim. İşte bunlar benim hatalarım. Bunu diyebilmelisiniz. Objektif olabilmelisiniz. Belki ailenizden birilerini kırdınız. Annemi kırdım, babamı kırdım. Onun için abimi karşıma aldım mesela. Diyebilmelisiniz. Anlatabiliyor muyum? Eğer bunları diyemiyorsanız, işte o zaman içgörünüz yok. O zaman hatalarınızdan bir ders çıkartamamış oluyorsunuz. Bu durumda sadece kadını suçlarsanız, sonraki ilişkinizde de aynı aptallıkları yapmaya devam edersiniz. Geçmiş olsun. Özetle arkadaşlar, lütfen terk edildiğinizde aklınızın bir kenarında şu mutlaka olsun: o kadın gerçekten size değer verdiyse, evet, ben değerli bir erkek potansiyelini taşıyormuşum ki bir kadın bana gerçek arzu duydu. Genuine desire diyoruz ya, onu duydu. Demek ki ben ondan daha iyisi ilişki yaşayabilirim. Ondan daha iyisini bulabilirim. Hep bunu düşünmelisiniz. Ben değerli bir erkeğim demelisiniz. Ama şöyle şöyle hatalar yaptım demelisiniz. Ve o kadının kesinlikle ve kesinlikle peşinden koşmamalısınız. Hayatınızdan atmalısınız o kadını. Ondan sonra emin olun arkadaşlar, bu öngörüye sahip olduktan sonra ve içgörünüzle birlikte devamlı değeriniz artacaktır ve maskülenite yolunda, emin olun, hızlı adımlarla yükseleceksiniz. Evet, bu podcast'i de burada yavaştan bitireyim. Dediğim gibi, yakında bir canlı yayın yapacağız ama ne zaman yapacağız bilmiyorum. Beklemede kalın. Kendinize de iyi bakın.